Olmayan bir şeyin nesini anlayacaksın Meltem? O kadar anlattım sana. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu gece bir tuhaflık vardı. Üçünüzle de. Hem sonra o kadın. Fatma Gülketenci'nin yengesiyim dedi. Babanla ne konuşmaya geldi? Allah'ım çıldıracağım ya. Kız kaybolduktan sonra yengesi aramaya çıkmış. E bizim de Kerim'in arkadaşları olduğumuzu biliyor. Lütfen duymak istemiyorum. Gelir birazdan. Ay. Sabahtan beri telefonlarımız susmak bilmedi. Haber internette gören aradı, gören aradı. Yani ne kadar zor durumda kaldığımızı söylememe bile gerek yok. Böyle çirkin bir itham karşısında kendimizi ifade etmek zorunda kalmak da bizim için çok ağır. Ben bunları konuştuğumuza bile inanamıyorum. Aynen. Arkadaşlarıma rezil oldum. Magazin haberlerine kulaklarımı tıkadım. Gözlerimi kapadım. Yalanlarına inandırdım kendimi. Ama bununla nasıl baş edeceğimi bilmiyorum. Sana hiç yalan söylemedim zaten. Ne kadar tekzip edilirse edilsin, insanların hakkında hep bir soru işareti kalacak. Ya bugün bana en yakın arkadaşım ateş olmayan yerden duman çıkmaz gibilerinden laflar etti. Aa, başlayacağım ateşine de dumanına da. Çenelerini kapatmazsan daha çok laf işitirsin sen onlardan. Ya o kadar anlattım. Bu kadar mı güveniyorsun bana? Ha? Bana böyle bir şeyi yakıştırıyor musun sen? Meltem. O kız Kerim'in sevgilisiydi diyorum sana. Öyle olmasa evlenebilirler miydi? Ya Meltem. Bu babamı bitirmek isteyenlerin tezgahı. Bunu Kerim de biliyor, kasabadaki herkes de. Hoş geldin baba. Hoş geldin canım. Reşat Bey bekliyordu. Merhaba. Merhabalar Turan Erbey. İnanın o kadar üzgünüm ki. Çok çirkin bir komployla karşı karşıyayız hepimiz. Ama daha fazla ileri gidemeyecekler. Tedbirimizi aldık. Çok geç Reşat Bey. Haber bütün büyük gazetelerin ilk baskılarında yerini almış bile. Yemekten önce bir şeyler hazırlayayım mı size? Bütün gün hiçbir şey yemediniz. Hoş geldiniz Münir Bey. Ablan nerede? Odasında. Bütün gün yataktan çıkmadım. Niye yüreğim için? Çok üzülüyorum. Günlerdir böyle. Doktora gidelim dedim, istemiyorum. Ne oldu anlamıyorum.
Ben ilgilenirim. Neler oluyor Münir Bey? Hasta mı gerçekten? Bir şey yok. İşin telaşının yorgunluğu çıkıyor. Abla gelebilir miyim? Ablacığım girebilir miyim? Ne olur açma, migrenim tuttu. Biraz ışık girsin. Hava girsin. Ne olur yapma Münir. Onun adı migren değil. Depresyon. Şimdi sen kendini odaya hapsedince ne değişecek? Zamanı geri getirebilecek misin? Yaşananları kafandan silip atabilecek misin? Ne olursun kendine eziyet etme. Sinirlerim çok bozuk. Berbat haldeyim. Bak hepimiz zor bir dönemden geçiyoruz. Ama her şey yoluna giriyor. Turenerler ikna oldu. Meltem'le Selim'in arası düzeliyor. Selim'i hiç affetmeyeceğim. Bu evde bana ait tek şey Selim'di. Başarımla gururlandığım tek şeydi Selim. Canım ablam ya. Düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Benim çocuğum vahşi bir hayvan gibi bir genç kızın hayatını kararttı. Benim çocuğum, benim. Kaç kişinin hayatını mahvetti. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi dolaşıyor herkes. Ama öyle abla, oldu bitti. Herkes hayatından memnun. Kız da ses çıkarmıyor ki. Münir, bari sen böyle söyleme. Ablacığım bak, sen bu insanları tanımıyorsun. Kız matah bir şey olsaydı para pul dinlemezdi, mantıklı ol. Ceplerine parayı koyunca ailesi de kız da kesti sesini. Kerim de sen, Kerim de durumun üstüne atladı. Sen bu insanlar mahvoldu diye ağlıyorsun ama hayatları kurtuldu bu insanların ya. Koştura koştura İstanbul'a geldiler, yerleşiyorlar şimdi. Bizden aldıkları parayla keyif yapacaklar. Ne olursun lütfen dert etme, gerçekten. Elimde değil, unutamıyorum. Selim'i affedemiyorum. Efendim? Leman Hanım geldiler. Kimseyi görecek halde değilim ben. Hanımefendi biraz rahatsız dedim ama. Ah, Münir sen ilgileniver. Benim konuşacak halim yok. Tamam hadi sen kendini toparla ne olursun. Akşam geleceğim bak, kendini toparlamış ol, tamam mı benim tatlı perişim? Hadi. Meltem'in telefonu kapalı. Derste herhalde. Görüşmek istemiyor mu lan yoksa? Derstedir, derste. Canım? Telefonum kapalıydı. Şimdi aldım mesajlarını. Defalarca aradım Meltem. Dersteydim aşkım. Akşam geliyorsun değil mi? Bir dakika. Siz gidin, ben geliyorum. Kantindeyiz. Alo. Akşam gelir miyim, gelemez miyim bilmiyorum. Ya ama öyle konuşmuştuk. Gelmesem daha iyi olacak galiba. Ya Meltem ne oluyor yine? Yeni bir şey olduğu yok. Annemler hala çok gergin. Bu durumda kalkıp ben Selim'e gidiyorum diyemem. Sen gelmezsen ben gelirim Ankara'ya. Yapma bence. Zaten dün gece hiç uyumadım. Düşündüm, düşündüm. Bak bu aradaki mesafe yüzünden oluyor. Bizim bir an önce birlikte yaşamamız lazım Meltem. Olur. Taşınayım sana. Yazı beklemeden evlenelim Meltem. As. Duydun mu beni? Ne diyorsun Selim ya? Evde bambaşka şeyler konuşulurken şaka yapar gibi. Biz yazı beklemeden evleniyoruz mu diyeceğim babamlara? Ya ben seni seviyorum, kaybetmek istemiyorum. Ben de seni ama. Aması falan yok işte. Görüyorsun uzadıkça çıkıyor. Babanın muhalifleri, benim babamın rakipleri huzurumuzu bozmak için bizi buldular. Hepsinin çenesini kapatalım. Ne diyorsun?
Bu telefonda konuşulacak bir şey değil. Gel işte o zaman, yüz yüze konuşalım. Bakarız. Eğer ayarlayabilirsem ararım. Sen evi ayarla, ben uçak biletini alıyorum. Selim. Hadi, şimdi hallettim bile, akşam buradasın. Dur bir eve gideyim önce. Konuşalım, sonra al biletleri. Aldım bile, bay bay. Ne yapıyorsun oğlum sen? Abi bir an önce olsun bitsin, ben de kurtulayım bu stresten. Aptalım benim. Yağmurdan kaçarken doluya tutulacaksın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.